Okey, kayıt başladı. Herkes hoş geldi. Tahmin ediyorum genç arkadaşlar var bugün. Mustafa Aşiroğlu, Microsoft Türkiye'den birlikte yapacağız ama interaktif bir seans olmasını istiyoruz. O yüzden sorunuz olduğunda chat ekranına yazabilirsiniz veya kameranızı açıp doğrudan sorunuzu da soruyor olabilirsiniz. Ama son 15-20 dakikayı komple sizin sorularınızı ayırmak istiyoruz. Tahminimce bu seansa gelen arkadaşların çok büyük bir kısmı kariyerin başlangıcında olan genç arkadaşlardır diye tahmin ediyorum. Sertifikalarla ilgili şimdi ben yurt dışında yaşıyorum. Şöyle bir tecrübemi aktarmak isterim. Buradaki projelerin tamamında belli bir prosedür var ve o prosedürün ilk şartı, o prosedüre katılmanın ilk şartı diyeyim neredeyse. Hangi konuyla ilgileniyorsanız o konuyla ilgili mutlaka bir sertifikaya, Microsoft'un verdiği bir sertifikaya ihtiyacınız var. Eğer Microsoft domainindeki araçlarla, tool'larla çalışıyorsanız sertifika konusunda Microsoft'un kendi sertifikaları haricinde herhangi birinin kim olursa olsun hiç fark etmez verdiği sertifikaların hiçbir geçerli yok. Şimdi kaynaklarla ilgili ben bir liste açmıştım. O ekrana bir geçeyim. Sonra da ekranımı paylaşayım sizlerle. Ekranım görünüyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi Microsoft'un tüm sertifikaları ile ilgili size tavsiye edeceğim tek bir site var aslında ya da en büyük kaynak Microsoft'un doğrudan kendisi. Learn.microsoft.com'a girerseniz ki Learn son 2 senede oldukça dokümantasyon anlamında Microsoft'un çok ciddi tuttuğu ve çok sık güncellediği bir web sitesi ve Microsoft'un bütün sertifikaları ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları bulabileceğiniz neredeyse yegane yer burası. Eğer Learn'e girdiğinizde Fabric, Azure, Data, Power Platform, Power Apps hangi konuyla ilgileniyorsanız yazdığınızda o konuyla ilgili bütün sertifikalar karşınıza çıkacak. Örneğin burada Fabric diye arattığında bir tane sertifika gözüküyor. Şu an Microsoft Certified Fabric Analytics Engineer Associate. Bunu alabilirsiniz. Fabric ile ilgili şu anki güncel geçerli olan sertifika bu. DP500 diye, DP600 diye geçiyor. Eğer Power BI tarafından aratırsanız da karşınıza çıkacak olan sertifika PL300 sertifikası. Şimdi daha önce Fabric'in duyurulmasıyla birlikte bir DP500 sınavı daha vardı. Azure'da Enterprise Data Analyst Associate diye. Bu sınava da girebilirsiniz arzu ederseniz ama bu sınav şu an şeyden kalktı. Tedaviden kaldı demeyeyim ama tekrarlanmayacak olan bir sertifika tipi. O yüzden Azure'la ilgili de Fabric'le ilgili bir sertifika alacaksanız Power BI'de eğer sizin domaininizde ise öncelikle PL300'ü almanızı devamında DP500'e başlamanızı tavsiye ederim. Buradaki Learn'deki kaynaklarda hem sınavla ilgili hangi konularla ilgili sorular gelecek, o sorular, konular hangi ağırlıkta değerlendirilecek gibi tüm detaylar mevcut. Aynı zamanda bir şey de alabilirsiniz. Bir test sınavı da alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Take the Exam, Practice for the Exam bu linklerden devam ettiğinizde sınavı geçmek için gerekli olan tüm konular karşınıza çıkıyor olacak. Şimdi buradaki kaynak yeterli mi? Orada farklı görüşler olabilir. Eğer PL300 sınavını almış olan arkadaşlar varsa onlar da yorumlarını paylaşabilirler. PL300 ilk çıktığında yanlış hatırlamıyorsam 4 sene ya da 5 sene oldu. Ben sınavı aldığımda sınavdaki bazı sorular buradaki doküman içerisinde hiç geçmiyordu. İşte lisanslarla ilgili bazı sorular vardı. Power BI Developer iseniz bilsek de olur, bilmesek de olur gibi çok ufak nüansların sorulduğu bir sınavdı o dönemde. Ama dediğim gibi Microsoft Learn, Microsoft'un çok sıkı güncellediği ve beslediği bir kaynak. Şu anki konularla ilgili konular haricinde farklı bir soru geleceğini çok çok zannetmiyorum. Şimdi PL300 spesifik olarak konuşmak gerekirse şöyle bir şeyi yapıyor sınavda. Bir kere sınav 1 saat yaklaşık online olarak almanızı tavsiye ederim. Sınavdaki bazı sorular bir
senaryo verildikten sonra o senaryo üzerinden soruluyor. Diyor ki bizim şöyle bir şirketimiz var, şöyle bir data seti var, müşterilerimiz var, satış yapıyoruz vesaire. Görmek istediğimiz, sahip olduğumuz veri seti bu. Bu veri seti üzerinden modelleme ile ilgili soru soruyor olabilir. Görselleştirme ile ilgili soru soruyor olabilir. Diyor ki işte satışlarla ilgili şöyle bir pay anlamak istiyoruz veya trend anlamak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki hangi görselleri önerirsin gibi hem veri modeliyle ilgili hem görselleştirme ile ilgili hem de bulut tarafında özellikle raporların paylaşımı ile ilgili sorular karşımıza çıkacak. Eğer Power BI günlük hayatınızın bir parçasıysa veri modeli, görselleştirme, bulut tarafındaki paylaşım vesaire gibi konuyu günlük hayatınızda sıklıkla kullanıyorsanız bu sınavın zorluk derecesi benim değerlendirmeme göre 1 ile 10 üzerinden değerlendirecek olursak 3, bilemediniz 4. Yani kolay bir sınav eğer belli konuları temel seviyede bile olsa biliyorsanız, ileri seviyede biliyorsanız zaten çok 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 kolay gelecek olan bir sınav türü bu. Power BI ile ilgili başka bir sertifikasyon muhtemelen çıkmayacak ama Fabric ile ilgili başka sertifikasyonlar çıkacak. Çünkü Fabric dediğimiz tarafta sadece Power BI yok. Power BI Fabric'in bir parçası. Data Engineering, Data Science, AI vesaire gibi konularla ilgili de birçok şeyi içeren bir yapı Fabric. Azure Data Factory'den tutun, daha önce Synapse diye geçen bir sürü teknolojinin bir çatı altında ama biraz daha farklı bir teknolojiyle birleştirildiği bir platform ve Microsoft'un son 6 aydaki ne diyelim paylaşımlarına, yönlendirmelerine, eventlerine bakacak olursanız eğer konuyla yakından ilgiliyseniz Fabric'i her şeyin önüne koydu. Fabric'le ilgili dediğim gibi DP500 ve DP600 sınavları vardı. DP500'ü, DP600'ü artık açmıyor olabilir ama almanıza gerek yok. Almanız gereken sınav DP500 sınavı. DP600 sınavı pardon. Şimdi DP600'ü geçmek için özellikle Fabric tarafındaki bütün o temel bileşenlerden haberdar olmak gerekiyor. Örneğin Fabric'in en büyük özelliklerinden bir tanesi sizin tenantınızda bir Fabric kapasitesi oluşturduğunuzda bütün verinizi tek bir data lake'te tutuyor. One Lake diye isimlendirdiği bir data lake'te tutuyor ve bütün diğer katmanlar diyeyim, veri transfer edeceksiniz, veri daha ingest edeceksiniz, temizleyecekseniz, Power BI modeli oluşturacaksanız bütün her şey o One Lake'in üzerinde yükseliyor. Dolayısıyla temelden bu konseptlerin ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Şimdi bu sınava ben girmedim. Listemde var. DP500'ü diğerini almıştım. Enterprise olanı almıştım ama DP500'e henüz girmiş değilim. DP600'e henüz girmiş değilim. Numaraları karıştırıyorum bazen kusura bakmayın. Önceki sınav yani Azure Enterprise olan sadece Fabric ve etrafında dönen konular değil, işte PureView gibi başka gene data related konuların da olduğu bir sınavdı ama bu Fabric Associate sınavı tamamen sadece ve sadece Fabric içerisindeki bileşenlerle ilgili bir sınav gibi gözüküyor. Çünkü burada Fabric'e ait olmayan, teknik anlamda ait olmayan herhangi bir konu yok. Ama konular oldukça geniş, onu söyleyebilirim. Bu sınavın ağırlıklı modeli sadece Power BI değil, Power BI %10-15'lik bir payını içeriyor gibi gözüküyor. Ama Fabric'teki tüm diğer temel bileşenlerle ilgili her şeyi belli bir seviyede bilmeyi gerektiriyor. Şimdi bu konuların tamamını öğrenebilir miyiz teknik anlamda hakkıyla? Ben kendimden örnek vereyim. Örneğin ben Power BI domainindeki işte DAX'tı, MDL'ydi, Power Query'ydi vesaire gibi araçları kullanarak ben bu dünyaya başladım diyeyim kendi adıma. Ama notebooklarla ilgili mesela çok uzman seviyede derinliğimin olduğunu söyleyemem. Çünkü notebookları kullanıyor olmak başka Python vesaire gibi başka bir şeyleri de teknik anlamda bilmeyi gerektiriyor. Veya ETL tarafı için Power Query ve
Power Query ile birlikte data flow'lar benim çok sık kullandığım bir şey. Ama data pipeline gibi Azure Data Factory'den gelen konuları da aynı amaçla kullanabilirsiniz. Yani varmak istediğimiz nokta aynı notebook'larda, data pipeline'da veya Power Query'nin data flow'larında, ama kullanılan teknikler, bazen de diller ve teknik detaylar farklı. Peki, şimdi kaynaklardan bahsediyorduk. Learn birinci kaynak. Yani öncelikle buraya bakmanız gerekiyor. Mutlaka buradaki anlatılan konuların haricinde bir soru gelmemesi lazım normal şartlarda, ama dediğim gibi bazen sınavlarda, sınav içeriğinde olmadığı halde olan bazı sorular olabiliyor. Örneğin PL300'deki sorulardan bir tanesi benim hatırladığım o dönemde sınav kapsamında olmayan renklerle ilgili, görselleştirme tarafında renklerle ilgili işte görme zorluğu çeken birisinin önüne hangi renkleri hangi katsayılarla koymak gerektiğine ilişkin bir soru vardı. Content'te yoktu. Öyle sürprizlerle karşılaşacağınızı çok zannetmiyorum. Çünkü Learn o dönemden bu döneme oldukça yol kat etmiş durumda. Dolayısıyla ilk bakmanız gereken yer mutlaka her zaman için Microsoft Learn'deki buradaki kaynaklar. Sınavları alabilirsiniz, test sınavlarını alabilirsiniz, örnek sorular var. Burası büyük ihtimalle eğer Power BI ve Fabric tarafındaki konulara da biraz aşinalığınız yüksekse rahatlıkla geçebileceğiniz sınavlar, özellikle PL300. Fabric tarafı yeni GA oldu sayılır. Birçok şeyi değiştiriyor. Bazen bir gün sonra aynı ekrana baktığınızda farklı bir opsiyon görüyorsunuz veya yeni bir preview modunda feature set gelmiş oluyor. Ama orada da temel şeyler var. Lakehouse, Data Lake, Data Flow, Data Pipeline, Data Science tarafı gibi. Hepsini çok derinlemesine soracakları bir sınav olduğunu zannetmiyorum. Ama bu elemanların aralarındaki bağlantıya hakim misiniz, hakim değil misiniz, onu ölçmeye çalışan bir sınav olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü benim girdiğim data, enterprise data sınavındaki sorular tamamen öyleydi. Yani oradaki setin tamamına teknik anlamda birebir hakim olmak çok mümkün değil. Ama Purview'un Azure'daki diğer data related servislerde nasıl kullanıldığını biliyor olmanız lazım. Ve sorularda o aradaki bağlantıyı yapabiliyor musunuz? Domainin tamamına bir hakimiyetiniz var mı yok mu, onu ölçüyor. Şimdi online eğitimler çok popüler konulardan bir tanesi. Bu arada sorunuz olursa lütfen yazın. Mustafa yardımcı olabilir bana, rica edeceğim kendisinden, veya direkt ekran direkt kameranızı açıp sorabilirsiniz. Şimdi çok fazla sayıda online eğitim sitesi var. Power BI İstanbul'da da var, Udemy'de de var. Başka yerlerde de var. Benim beğendiğim nispeten, bu kişisel bir değerlendirmedir. Lütfen ona göre değerlendiriniz siz de. Şimdi birçok Udemy'sinden tutun, LinkedIn'deki Learn kısmına kadar eğitim siteleri var. Ama benim en çok beğendiğim hangisi derseniz Pluralsight. Buradaki eğitimler gerçekten konuyla ilgili belli bir seviyenin üzerindeki kapsamı veriyor. Yani sırf eğitim olsun, bunu da online satalım birçok kişiye, hiç öyle bir şeyi hissetmedim gördüğüm eğitimlerinde. Ve oldukça da ucuz bir web sitesi. Hatta bazı eğitimlerde ücretsiz. Eğer online öğrenmeyi tercih ediyorsanız Microsoft Learn'ın haricindeki bakacağınız sitelerden birisi bu olabilir. En azından ben bu şekilde devam ederdim. Bir başka eğitimle ilgili gene online tarzda faydalanabileceğiniz platform LinkedIn'in kendi Learn'ü. Şimdi LinkedIn'de bir premium servis var. Bu Learn o premium olanlara ücretsiz geliyor diye biliyorum. Çünkü bana öyle geliyor, ama normal LinkedIn üyeliğiniz varsa bu eğitimlerin hepsi ücretli mi yoksa hepsi ücretsiz mi çok emin değilim. Ama ücretsiz içerik olduğunu biliyorum. Üçüncü bakmanız gereken yer burası olacak. Hatta bir yazalım şuraya, PL300 ile ilgili ne var burada içerik olarak. Tire olmadan yazalım. Oradan bir şey çıkmıyor, ama Power BI yazdığımızda karşımıza çıkan eğitimlerle ilgili mutlaka
içerik size sınavda yardımcı olacaktır. Temel eğitimi var, görselleştirme var, Power BI bulut servisi var, veri kaynakları, ETL tarafı var. LinkedIn'deki içeriklerde birçok siteye göre fena değil diye bir izlenimim var. Peki başka nereyi açmışım? Bu arada veri modeliyle ilgili hakikaten hardcore bir eğitim almak isterseniz kendi eğitimin reklamını yapacağım. Ama Udemy'ye koymuş olmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi çok fazla sayıda kişiye çok makul şekilde eğitim ulaştırmaktı. Udemy'de bu eğitimi ararsanız veri modeliyle ilgili özellikle developersanız ve ciddi bir developersanız veri modeli tarafında Power BI spesifik olan ve olmayan tüm kapsamı anlattığım bir eğitim. Bakmanızı öneririm şiddetle. İkinci bir kendi ücretsiz kontentimden verebileceğim kaynak Power BI İstanbul YouTube kanalındaki Power BI eğitimi playlistindeki konular. Hatta buradaki konulardan bir tanesi sadece PL 300 sınavıyla ilgili ipuçlarını anlattığım bir eğitim şu. Power BI Desktop'ta veri modelinde Power Query tarafında soru tipi olarak karşınıza hangi sorular gelecek onlarla ilgili kaydettiğim bir video. Buna da lütfen bir göz atın. Ama dediğim gibi Power BI ile çok uzun süredir uğraşıyorsanız bir altyapınız varsa PL 300 sınavı oldukça kolay bir sınav. Rahatlıkla geçersiniz. Ama diğer fabrik sertifikasyonu için fabrik tarafındaki temel bileşenleri ve onların arasındaki bağlantıları anlamış olmak gerekiyor. Çok aşırı derece teknik bir sınav olacağını zannetmiyorum. Ama fundamentalınız, temeliniz var mı yok mu onu ölçecektir büyük ihtimalle. Okay. Peki şimdi Power BI kullanan ve developer olan arkadaşlara bir tavsiyem var. Gene yurt dışındaki projelerle ilişkilendireceğim. Sertifika sorulan ilk şeylerden bir tanesi mutlaka. Eğer sertifikanız yoksa kısa listeye kalamıyorsunuz. Peki sonrasında ne yapıyorlar? Özellikle Power BI ile ilgili çalışan arkadaşlar için önereceğim şey şu. Şunu soruyorlar. Bir portfolyon var mı? Bir portföyün var mı? Power BI ile oluşturduğun raporlar var mı? Mutlaka bir portfolyo bekleniyor sizden. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Kişisel blogunuz olabilir, kişisel web siteniz olabilir vesaire ama biraz daha profesyonel bir şekilde yaptığınız çalışmaları başka insanlara da göstermek istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir site var. Görebildiğim kadarıyla sadece Power BI spesifik olarak ve görselleştirme ağırlıklı olarak insanların yaptıkları çalışmaları içeren bir site gibi gözüküyor. novipro.com. Mutlaka bu web sitesine üye olun. Eğer Power BI kariyeriniz önemliyse yaptığınız işleri diğer kişilere göstermek açısından hatta belki iş kazanmak açısından güzel bir site gibi gözüküyor ve oldukça fazla sayıda bazıları çok kaliteli olan rapor tasarımları var. Ben rapor tasarım tarafında belli bir seviyeyi yakaladıktan sonra genellikle çok fazla ne diyelim uğraşmıyorum demeyelim ama belli bir çıtayı yakaladıktan sonra çok fazla uğraşamıyorum. Çünkü çok fazla kabiliyetim yok. Alo. Estetik tarafı da giriyor. Ama burada hakikaten ara sıra dolaştığım ve çok beğendiğim ve taklit ettiğim tamam evet benim konu neydi? Ne basayım canım size bankamızla ilgili görüşlerinizi almak. Ben sessiz aldım şimdi. Tamam teşekkür ediyorum. Eğer bir portfolyonuz yoksa ve yurt dışından özellikle iş almak istiyorsanız bunları hep tırnak içerisinde söylüyorum. Sadece yurt dışı değil Türkiye'den de takip edenler var bu web sitesini biliyorum. Hem işe alanlar hem de iş almak isteyen arkadaşlar açısından önemli bir kaynak gibi gözüküyor burası. Portfolyonuz yoksa Power BI bilginizi portfolyonuz artı sertifikanız yoksa Power BI bilginizi ispat edemiyorsunuz. Bu ikisi o yüzden mutlaka olması gereken şeylerden biri.
Burayı da incelemenizi tavsiye ederim. Özellikle görselleştirme tarafında şahane rapor tasarımlarını görüyorum bazen. Ve işin bir kısmı tamam. Power BI'de aşamalar var. Veri modeli ayrı bir konu. DAX, ETL, Power Query ayrı bir konu. Ama son kullanıcıya sattığımız şey tırnak içerisinde sizin oluşturduğunuz raporların nasıl göründüğü. O yüzden güzel bir portfolyo oluşturmak, bu konuyla ilgili çalışıyorsanız mutlaka yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Peki, aslında benim anlatacaklarım sertifikalarla ilgili. Power BI ve Public Specific sadece bu kadar. Tekrar buraya geri geleyim. Mustafa, eklemek istediğin, Microsoft'da bir sürü sertifikası var. Hepsinden tek tek bahsetmek çok mümkün değil ama hepsinin ilk çıkış kaynağı bence Microsoft Learn gibi. Benim görebildiğim online diğer sitelerde bunlardan, hani başka siteler de var ama. Yani, sen bu ikisini seçerdim. LinkedIn ve Pluralsight. Ben de açıkçası yorumlarına katılıyorum. Microsoft Learn özellikle yakın birkaç senede bayağı bir çok gelişti, bir büyüdü. İnanılmaz. Eskiden çok primitifdi. Oradaki pratik sınavlar, bu arada bahsettim mi tam orayı kaçırdıysam, 50 tane örnek soru var, örnek sınavlar var. Sunulan. Oradaki sorulara bakmak faydalı. Tabii ki gerçek sınavda oradaki sorular biraz daha hep çoktan seçmeli. Ama gerçek sınavda senin de bahsettiğin case verip o case üzerinden 5-6 tane farklı soru örnekleri çıkıyor. İşte şıkları sıralama ya da eşleştirme soruları çok oluyor. Onları zaten bir kere sınava giren, Microsoft'un herhangi bir sınavına giren aşina oluyor. Öncesinde sınava kayıt olduğunuzda dahi zaten örnek 5 soruyla bir deneme sınavı gibi bir şey yaptırtıyor. Hı-hı. Ek deneme sınavları satın alırsanız tabii ki, ya da bir yerlerden bulursanız çok daha iyi, aşina olursunuz yaklaşımına. Ama bilgi sahibi olan birisi için soru formatının farklı bir şekilde olması çok fazla etkilemiyor genelde. Zaten aynen, bir şekilde bilgiyi biliyorsanız hatta daha yardımcı oluyor. Klasik bir çoktan seçmeliğe göre. Çünkü eşleştirme yaptığınızda bir şey boşta kalıyor. Diyorsunuz o zaman bu da bununla eşleşiyor gibi gibi bir sürü ek faydası bile oluyor o formatların, farklı formatların. Onun dışında aklıma gelen, yani senin anlattıkların üzerine çok ek bir şey yok. Soru varsa soruları alabiliriz tabii ki. Evet, özellikle soruları almak isteriz. Herkesin kamerasını açma şansı var mı? Bir yüzleri görelim. Ben merak ediyorum. Katılımcı profiliyle ilgili bir tahminim var. Büyük ihtimalle herkes kariyerinin başlangıcında arkadaşlardır diye tahmin ediyorum. Alperen selam, genç bir arkadaşımız. Deniz Hanım selam, genç bir arkadaşımız. Ceyhan, senin için aynısını söyleyemeyeceğim. Öyle gözüküyorsun. Hoş geldin. Biraz şey tarafına da evirebiliriz bu konuyu. Şimdi Microsoft domaini çok geniş bir domain. Yani data related işler değil. İşte AI var, Copilot geldi, o geldi, bu geldi. Bir sürü başka virtual machine vesaire falan tarafında servisler var. Hepsine hakim olmak gibi bir şansımız hiçbirimiz için yok. Daha doğrusu derinlik kazanmak için belli konulara yoğunlaşmak lazım. Benim kendi adıma tecrübem ve tavsiyem, ben eski iş kullanıcısıyım, yani IT kökenli birisi değilim özgeçmişime baktığınızda. Ama belli jargona sahipseniz, işte veri tabanlarıyla ilgili, ilişkilerle ilgili, yer diagramlarıyla ilgili ve bu konuya yönelmek istiyorsanız, Fabric ve etrafında dönen ekosistemi takip etmeye çalışmak lazım. Orada biraz şikayette bulunayım ben kendi adıma, tırnak içerisinde. Mustafa'ya çok fazla içerik bir anda geliyor. Mümkün değil bunu düzgün bir şekilde takip edebilmek. Şöyle bir karmaşaya da yol açıyor. Bu bazen benim de hissettiğim bir şey. Tamam, fundamental seti öğrendik ama bir sürü preview feature arka arkaya geliyor ve bazen çakışıyorlar. Hangisini önceliklendirmek konusunda kafa karışıklığı yaratıyor. Özellikle yeni gelen feature setler öyle. İşte mirroring diye bir şey çıkarmış, okuyorum, aa şahane bir şey. Başka bir şey çıkıyor, işte synapse link diyor, direct link diyor. Şimdi bunun hangisini öncelikli öğrenmek gerekiyor konusu
biraz soru işareti. Evet, yani şu an dediğin gibi çok fazla gerçekten gelişme oluyor. O yüzden de biraz takip etmek zor oluyor bizim açımızdan bile. Hı-hı. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda fabrikte gelen çoğu ürün ya da özellik aslında önceden Microsoft'un zaten sunduğu ürünlerin dönüşmüş versiyonları ya da basitleştirilmiş versiyonları. Tabii ki yeni gelen, sıfırdan gelen de bir sürü özellik var senin saydığın gibi. O yüzden birikim genelde boşa gitmiyor bu tür yenilikler olduğunda. Bir şekilde üzerine ekleye ekleye ilerliyor. Takip etme konusunda ya da şey konusunda haklısın. Orada da yine dokümantasyona ciddi bir ağırlık verdiler artık. Sadece Learn'de ürün özellikleri değil, işte Synapse'i bilenler için fabrik, işte şu ürünü kullananlar için fabrikteki bu ürün, Purview kullananlar için Power BI'deki şu gibi makaleler var. Onlar çok aydınlatıcı oluyor. Çünkü aynen. Gerçekten o dokümantasyondaki o şeyler, detaylı makaleler her şeyi açıklıyor. Üzerine ekleye ekleye gidildiğinde de daha anlaşılır oluyor. Aynen, o konuyla ilgili ben bir video serisi, blog serisi oluşturmayı planlıyorum. Planlıyorum dediğim konu şu: Power BI developer'sınız veya Power BI domainine hakimsiniz. Şimdi Fabric diye de bir şey çıktı. Yeni GA oldu ve bir sürü özellik var. Hepsini bir anda öğrenme şansımız yok. Eğer Power BI tarafından geliyorsanız, fabrik nedir, ne değildir, hangi sırada öğrensek iyi olur ya da daha kolay olur, daha az kafa karıştırıcı olur gibi bir seri lazım. Yani bunu çok kişi şey yapıyor, bahsediyor. Çünkü sadece Power BI yok işin içinde. Azure Data Factory belki hiç kullanmadınız. Sadece Power BI'daki diyelim data flow'ları kullandınız veya Power Query'yi kullandınız. Eğer bunu biliyorsanız, Power Query tarafını biliyorsanız, Data Factory'deki Data Warehouse'a, Pipelines'lara vesaire falan geçiş yapıyor olmak çok da zor değil aslında. Ama onun farkında olmak lazım. Ve orada da geçerken hani Azure Data Factory'nin her şeyini bütün teknik detaylarıyla anlatmak değil, Power Query'de yaptığımız işlerin işte Data Factory'deki karşılığı ne? Data Factory'de de bir data flow var ama ikisi aynı değildi bir yere kadar ya da farklılıklar içeriyordu. Şimdi Fabric'te sanki ikisi birden unify olmuş gibi gözüküyor bu data flow Gentoo'yla gibi. Oradan oraya geçiş için bir şey lazım, bir içerik lazım. Önümüzdeki aylarda planımda, listemde olan şeylerden bir tanesi de o. Peki soruları alalım arkadaşlar. Yok, burada rapor oluşma vesaire falanla ilgili bir seans değildi bu. Sadece Power BI ve Fabric ile ilgili sertifikalarla ilgili nereye bakmak lazım? Hangi kaynaklar iyi? Onunla ilgili bir bilgilendirme yapmak için düzenledik. Sor Gökberk, hatta mikrofonunu aç, yazma bence. Çok teşekkürler. Ben şey söylemek istiyordum. Microsoft'un son çıkardığı bir AR Challenge var. Oradan da faydalanabilir. Ve AR Challenge'ı tamamlayan da sanırım %50 discount kazanıyor veya %100 discount kazanıyor. Aynen. Bir yapmak istedim. Aynen, kesinlikle. Bir saniye bulayım onu. O AI Challenge'ı alırsanız eğer, sınav ücretsiz, Nisan'ın sonuna kadar bir şeyi var. Linkini bulmaya çalışıyorum kendi tarafımda. Çok teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Ya da bulamadım kolayıma. Sistemi almıştım ama karşıma çıkmadı. Ama Microsoft AI Challenge diye yazarsanız veya learnmicrosoft.com'a girerseniz bir banner olarak karşınıza çıkıyor. Zannedersem Nisan sonuna kadar olan bir challenge o. O dönemde alırsanız sınavı ya ücretsiz alıyorsunuz ya da çok büyük indirimlerle alıyorsunuz. Süper. Gökberk. Chat ekranına yazıldı. Ben chat'e paylaşıldı. Ben de tam onu paylaşacaktım şimdi. Süpersin Gökberk. Çok teşekkür ediyorum. Oradaki challenge'lar fena değil. Ben cloud olanına
katılmıştım. Cloud tarafından kendi alanına ilgili olmayan kısımlar için bir challenge'tı. Gayet başarılı buldum. Yani bilmeniz gereken konularla ilgili size çok ağır olmayan ama bilmeniz gereken bir seti gayet adım adım veriyorlar. Peki sorularınız varsa alabiliriz, cevaplayabiliriz. Eğer data related bir veriyle ilgili bir kariyer planlıyorsanız tecrübemizi de paylaşabiliriz. Microsoft Türkiye burada. aynen, her türlü soruyu alabiliriz. Evet Uğur, dinliyoruz. Merhabalar, Uğur Engür, Ankara'danım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sertifikalarla ilgili değil de daha çok bu environment ile ilgili bir şey soracağım. Mesela bir satın alma modülü oluşturmayı planlıyoruz. Sıfırdan başlayıp ve bütün şirketimizde, bu arada iş kullanıcısıyım ben. Ve şirketimizdeki tüm satın almalarla ilgili onay süreçleri, yine ERP'ye bağlanıp tüm stok miktarlarını görebilen bir uygulama ve bütün satın alma sonuçlarında, yani gerçekleşen satın almalar sonucunda raporları oluşturan dashboardları, bu Power uygulamalarını kullanarak oluşturabilir miyiz? Yapabilirsin. Şöyle, yani hepsini, şimdi Power Platform denilen uygulama grubu altında Power BI var, Power Automate var ve Power Apps var. Şimdi üçü birbirini tamamlayan şeylerden bir tanesi. Mesela bir satın alma siparişi birisi açtı, o satın alma siparişini birisi onaylayacak. Sipariş geldiğinde birisi okey geldi diyecek. Bu bir akış. Bu bir flow. Evet. Dolayısıyla Power Automate tarafındaki akış tasarımları sizin işinizi bu konuyla ilgili bu tarafını çözebilir. Orada SQL'e bağlantı yapabiliyor. Bulut'taki servisleri, Microsoft'un özellikle servislerini kullanıyor. İşte bir şu konulu bir email geldiğinde şunu şunu yap. Power Automate bir action trigger. Ya da bir flow şeyi, if then else, if bu olduysa then bunu yap. Onaylarla ilgili, akışlarla ilgili Power Automate'i kullanabilirsiniz. Peki veri girişi yapacağız. İşte diyelim ki sahaya çıkıyor arkadaşlar. Oradan ERP'ye doğrudan bağlantılı olmasa bile bir veri girişi yapması gerekiyor. Bir uygulama oluşturmak gerekiyor. Power Apps de bunun için var. Power Apps'te hem buluttaki tenantınıza ait bir Dataverse veya bir on-prem'deki bir SQL sunucuyla haberleşen bir uygulama yazabilirsiniz. Uygulama geliştirme aracı. Low code, no code diye şey yapıyor ama çok da öyle değil benim izlenimim. Kendi adıma söylüyorum. Bayağı detaya girmek gerekebiliyor bazen ama oturup bir C# ya da .NET'le program yazmaya göre çok 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 daha kolay. Yani son iş kullanıcısına çok daha yakın bir şey. Power Apps'le bunu, bu tarafını çözebilirsiniz. İşin ne kadar stok var, o stok ne kadar değişti, geçen ay neydi, artıyor mu, azalıyor mu, satın alma siparişi açalım mı, açmayalım vesaire. Bu hep analiz gerektiren sorular. Bunların tamamı içinde Power BI'yi kullanıyor olabilirsiniz. Power Platform'da başka birkaç şey daha var ama sorduğum sorularla ilgili bu üç uygulamayı çok uzman seviyede olmasa bile öğreniyor olmak şirketteki çalışanlar açısından bütün şirketlerin işlerini kolaylaştıracak şeylerden bir tanesi. Hatta Primavera ile konuşturabilir miyiz? Yine Primavera ile. Primavera diye bir program, ben inşaat mühendisiyim de proje planlama yapıyorum genelde. Mesela Primavera'da aktiviteler oluşturuyoruz. WBS oluşturup o aktiviteler altında, breakdown altında da aktivitelerimizi oluşturuyoruz. Ve bu aktivitelere ilgili aktivitenin maliyetlerini ERP'den gelen kodlarla eşleştirmek istiyoruz. Bu Primavera dediğim programda Oracle biliyorsunuz. Yine Primavera'yla da eşleştirebilir miyiz? Yani böyle bir environment yaratmaya çalışıyoruz şirkette ama. Yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer oradan çıkan verileri başka bir set, başka bir sistemden gelen verilerle eşleştirecekseniz Power BI artı Fabric'teki bazı servisler, Power BI related servisler, data flow'lar gibi
rahatlıkla kullanabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Yani bütün şirketlerde benim gördüğüm durum zaten şöyle bir şey. Karmaşa diye tanımlayacağım tırnak içerisinde. SAP kullanan var, Microsoft'un Dynamics grubunu kullanan var, işte Türk logoydu vesaire falan gibi yazılımları kullananlar var. Bir taraftan iş spesifik Primavera gibi kullanılan uygulamalar var. Hepsinde veri var. Nasıl birleştireceğiz? Bu bir iş zekası, veri anbarı, raporlama, görselleştirme projesi. Neyi kullanacağız, nasıl yapacağız? Duruma göre diğer uygulamalardan destek alarak bunu yapmak mümkün olabilir. Yani doğrudan belki Primavera'nın ekranına bağlantı yapmak yerine oradaki bir bilgiyi bir Power Apps'te, bir Power BI'de gösteriyor olabilirsiniz. Primavera mail atar mıdır, atmaz mıdır bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu, uğraşmayalım onunla ama eğer buna benzer özellikleri varsa ve mail trafiği tarafında da yine Microsoft'un Outlook'unu vesaire falan kullanıyorsanız Power Automate'e girin, Outlook yazın, onlarca şey var. SharePoint yazın, bir sürü flow çıkıyor. Ama son söylediğin, sorduğun kısımla ilgili Power BI'yi temel olarak iyi biliyorsanız ve o sistemlerden de veri çekebiliyorsanız o veriyi önünüze alıp düzgün bir veri modelini kurup ön tarafta kullanıcıya ne göstereceğiz, karar vermek için neleri görmeleri gerekiyor koyabilirsiniz. Tamam, Power BI raporunu gördük, süper. Ama veri girişi yapmak gerekiyor. Diyelim inşaata gitti, bir şey kontrol ediyor. Bir checklisti var misal. Sahayı ziyaret eden kişinin. Power BI by default read only bir sistemdir. Ama Power BI'nin Power Apps ile entegrasyonu var. Çok basit bir uygulamayla Power BI ekranının yanında bir Power Apps görseli veri girişi yapmanıza müsaade ediyor. Veri girişi yapabilirsiniz. Peki S0 bir kolonu döküldü mü? Döküldü. Aynen. Aynen. Böyle ve çok basit bir şey bunu yapmak. Onu söyleyebilirim. Hatta bunun da bir örneğini benim kendi eğitimlerime katılan arkadaşlar için ayrı bir hafta videosunda göstereceğim. Belki büyük ihtimalle YouTube kanalına da ücretsiz olarak koyarım diye tahmin ediyorum. Çünkü basit bir veri giriş örneği lazım olan şeylerden bir tanesi herkese. Peki veri de girildi. O veri nereye gidiyor? Diyelim buluttaki bir SQL'e veya ERP'nizde bir yere gidiyorsa veya OneDrive'de bir yere gidiyorsa bu sefer Power Automate'i devreye sokabilirsiniz. OneDrive'da şöyle bir dosya oluştuğunda falan ne yapmak gerekiyorsa gibi uygulamaların kabiliyetlerini aralarındaki entegrasyonu kullanarak kullanabilirsiniz. Ben mesela Power Apps'i kullanarak uygulamaya data giriş yapan arkadaşı Primavera ile konuşturabilir miyim? Primavera tarafını bilmiyorum. Ona bakmak lazım diyeceğim ama dediğim gibi bu teknolojilerle ilgili belli bir altyapı oluşturabilirseniz şirkette. Hatta Mustafa o konuda benden çok daha tecrübelidir. Power Apps vesaire tarafında eklemek isteyeceği şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Ben biraz kaçırdım. Soruyu tekrar edebilir misiniz hocam? Hocam biz inşaat projelerinin takibini Primavera P6 diye bir programla yapıyoruz. Burada bizim işte mesela A1 kolona döküldü ya da progres girmemiz gerekiyor. %30, %40, %50 gibi. Ama bunu mesela Power Apps uygulamasını kullanarak kullanıcılara bu yetkiyi versek, işte gerekli alanları, ekranları oluştursak, kullanıcı Power Apps'i kullanarak Primavera'ya bu güncellemeyi otomatik olarak yaptırabilir mi? Benim sıkıntım şu, dünyanın pek çok yerinde projeler devam ediyor. Pek çok sahada yüzlerce bizim mühendisimiz çalışıyor. İstiyorum ki, ben de Ankara Merkez Ofisi'nde çalışıyorum. Her kullanıcı aynı ekrana bakarak dünyanın pek çok projesinde bizim Primavera'da oluşturduğumuz aktivitenin ilerlemesini Power Apps uygulamasıyla girişini yapsın. Daha sonra bir şekilde onu Primavera'ya aktaralım ve Primavera'da projemiz ilerlesin ve drive edelim projeyi. Tabii ki yapılabilir. Orada Primavera'nın API'i var mı yok mu? Önemli olan şey bu. Bir API sunuyorsa, bir REST API sunuyorsa Power Apps'i istediğiniz gibi bir ön yüz yapıp o ön yüzde de save tuşuna bastığında isterseniz direkt yazarsınız Primavera'yla. Canlı konuşur oranın API'yle. Ya da dersiniz ki hayır ben ara bir yere koyayım. İşte belli sıklıkla saatte bir bunlara bug yükleyeyim. Hepsi olur. Önemli olan Primavera
size bir API sunuyor mu? Yeni bir kayıt açmak için, mevcut kayıtları düzenlemek için sunuyorsa bir kere o bağlantı yapılacak. Bir konnektör tanımlanacak. Sonrasında zaten o konnektörle konuşma mümkün. Aynen. Bu konuyla ilgili bana daha sonra bir mail atabilir misin Uğur? Bir örneğe yönlendireceğim çünkü. Ama şu an fazla spesifik bir konu. Ben eğitimlerinizi de alıyorum sitenizden. Siz de iletişime geçerim site üzerinden. Halil Bey. PL 306 mesela. Eğitimin belli bir yerini geçtikten sonra PL 300 sınavını al. O bir gösterge olacaktır. Umarım ona da oradan çıkıyoruz. Ya şöyle, öğrenecek konu sayısı çok fazla. Ama benim çok kendi domainimdeki olan konulara ben öncelik vermeye çalışıyorum. Ve orayla ilgili de bir eğitim içeriğini hem ücretli hem ücretsiz YouTube kanalını o yüzden tavsiye ediyorum. Takip etmenize fayda var. İşin şey tarafını kaçırmamak lazım. Hani teknik tarafı tamam, belli bir seti bilmek güzel bir şey, iyi bir şey, lazım oluyor çünkü. Ama şey tarafını da eşleştirmek lazım. İş tarafıyla da eşleştirmek lazım. Yani yoksa Power Automate tek başına bir şey ifade etmiyor. Ya da Power Apps belli bir yere kadar bir şey ifade ediyor. Onların arasındaki bağlantıları iş tarafından güzel örneklerle desteklemek lazım. Ama o da konuları bilmeyi gerektiriyor teknik olarak. Yani 5 sene öncesine ya da Power Platform'daki uygulamalar olmadan 5 sene öncesinde öyle bir şey yapar mıydık? Çok zor yapardık. Ama şimdi biraz belli bir konuyu belli bir seviyeye geçmiş olan son kullanıcılar dahi rahatlıkla yol kat edebilir. Sizin eğitime çok güzel bir şey mottonuz var. Bir bölümde geçiyor. Single version of truth diyorsunuz. O bizim iş yerinde o kadar başımız belada ki bir projenin 5 farklı ismi var bazı projelerin. Yani ondan kurtulmanın peşinde o serüvenin peşinde ben sizi buldum, eğitimlerinizi aldım. Hatta bu yola girdim yani. O bütün şirketlerin derdi. Tek sizin değil. Herkesin derdi. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Ve çoğu şirketteki en büyük problemlerden bir tanesi o. Evet, İnsanlar da bu taraftaki veri modeli, data warehouse, hangi domaine gidiyorsanız, ister Microsoft'a gidin, ister başka domainlere gidin, fark etmez. Eğer belli bir olgunluğa gelmediyse iş Excel'lere dönmeye başlıyor. O zaman bir cehennemin içine giriyorsunuz. Excel şahane bir tool, güzel bir tool, o anlamda demiyorum. Ama gerçekten koparttığınız anda veriyi, işler karışmaya başlıyor. İşte o Certified and Promoted Golden Dataset'in peşindeyiz Halil Bey. Öyle söyleyeyim size yani. Sonra konuşalım bu şeyi Uğur. Birkaç örnek şey yapacağım. Zaten Q&A'lere gel diyeceğim. Tamam. Mert, sırayı kaçırmış olabilirim. Mert, sorunu sorar mısın? Okutma bize. Ekosistem fabrik üzerine kuruluyor. Bunu Mustafa daha iyi yanıtlayabilir. Çünkü teknik olarak ya da roadmap olarak daha fazla bilgiye sahiptir bana göre, ama benim kendi şahsi fikrim şu. Şimdi fabrik çıkmadan 6 ay öncesinde o tür konularla çalışma fırsatımız oldu. MVP olmanın en büyük güzel şeylerinden bir tanesi bu. En sevdiğim şeylerinden bir tanesi bu. Orada fabriki bize ilk gösterdiklerinde hepimizin bir kafası karıştı önce. Çünkü Synapse diye bir şey çıkartmıştık. Daha 2 sene olmadı. Azure Data Factory vardı. Onu diyorduk. Data Mart dedik falan filan. Şimdi bu ne oldu? Herkes istisnasız. Sonra belli bir taşlar oturmaya başlayınca anlamaya başladık ama... Power BI kullanıyoruz, fabrika geçmeye gerek var mı? Şu anki kullanımla ilgili probleminiz yoksa gerek yok. Ama kullanırsanız artı getirebileceği şeyler var mı? Evet, var. Oradaki en büyük hikaye de kendi adıma değerlendirdiğimde fabrikin hikayesi. Çünkü fabrikin içerisindeki bütün araçlar şu an Azure'da ayrı bir servis olarak kullanılabilir durumda. Azure Data Factory var, Azure Synapse var. Hepsi ayrı ayrı mevcut. Ama fabrikin getirdiği en büyük şey, bu uygulamaları ayrı ayrı kullandığınızda gene benzer bir veriyi duplike etme veya veriyi hareket ettirme vesaire gibi bir setle karşılaşıyorsunuz. Fabrik onu sıfırlıyor.
Yani bir şey oluşturduğunuzu düşünün. İster pay pipeline'ı oluşturun fabrikteki, ister data flow'la oluşturun, bir veri ambarı oluşturduğunuzda oradaki veri ambarındaki tek bir veriyi, yani single version of truth diyeyim, tek bir veriyi herkese, ister data scientist'lere verin, ister Power Apps'çilere verin, ister Power BI'cilere verin. O problemi gayet düzgün bir şekilde ortadan kaldırıyor. Benim için fabrikanın en büyük şeyi bu. Anlamı bu. Ve eğer bu konu Microsoft domainindeki bu araçlar sizin kariyerinizde önemliyse ve Power BI biliyorsanız, öğrenmeniz gereken ikinci set fabrika olur. Ama ben uygulama geliştiricisi olacağım. Hepsinden şey yapmak istiyorum. Çünkü hepsi karşıma çıkıyor. Biraz önceki konuştuğumuz örnek gibi. Power Apps'i öğrenin mesela. Power Apps'in Dataverse'ü var. Synapse'le linkleri var. Fabric'le şeyleri geliyor. Bağlantıları geliyor. Oradaki yapıyı da anlamaya çalışmak, eğer kariyeriniz bu konular etrafında dönüyorsa, önemli olabilir. Ama Power Apps'i şu birkaç farklı şekilde tariflemek mümkün. Ben Power Apps'i mesela Dataverse ağırlıklı kullanıyorum. O taraftaki yetenekleri benim işimi görüyor çünkü. Ama Power BI ile birlikte bir bütçe giriş ekranı Power Apps ile yaptığınız işler var mı? Var. Yani bir uygulama geliştirme kısmı da var. Ama full scale bir uygulama geliştirmek için oradaki sete teknik anlamda dalmak lazım. Çünkü aplikasyon geliştirme, hızlı aplikasyon geliştirme ortamı orası. Öğrenirseniz süper. Power Automate gayet kolay bir araç aslında. Mantığını, jargonunu, sıralamasını ve bazı teknik kabiliyetleri anlamaya başladığınızda direkt kendini çok böyle uzun uzadı eğitim almaya gerek kalmadan rahatlıkla kendinizin öğrenebileceği bir set. Ama data related bir kariyer yapıyorsanız, planlıyorsanız Power BI ve Fabric bundan sonrası için Microsoft'un önümüzdeki 5-10 sene bilmiyorum planında sadece o var gibi gözüküyor. Çok net yorum yapmak istemem ama mesela ben şey gibi hissediyorum. Mesela Data Factory tarafındaki pipeline'lar vesaire falan filan gibi özelliklerin bir süre sonra ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. Bir tek data flow kalabilir diyorum ya da data flow çok öne çıkabilir diyorum. Çünkü esprisi şu, son kullanıcıların rahatlıkla belli bir seti öğrendikten sonra kullanabileceği pratiklikte. Data Factory'yi açtığınızda bir şeyler yapmak gerekiyor ve teknik olarak daha farklı bir setin bilinmesini gerektiriyor. Notebook'lar da öyle. İşte Python öğreneceksin, Spark öğreneceksin, şudur budur vesaire. Tamam. IT kökenli ya da yazılım kökenli birisi için kolay şeyler olabilir ama o grupla iş kullanıcıları arasında olan ve o bağlantıyı doğru kurması gereken bir sürü şey var, profil var. O profil data flow mesela çok daha kolay bulacaktır. Ama bulut üzerinde dönecek, katılıyorum Mert. Yani on-prem buluta çıkma ile ilgili bir kanuni regülasyona dahil değilseniz, yani buluta çıkabiliyorsanız, bu tür şeylerin tamamını bulutta yapmakta bu saatten sonra fayda var gibi. Yani zaten vardı, o aradaki fark açılıyor, öyle diyeyim. O serseri birçoğu on-prem versiyonlarına gelmeyecek. Yani Power BI'nin de bir report server'ı var misal. Ben buluta çıkaramıyorum, ne yapacağım? Report server kullan. Ama orada bile Power BI bulut servisinde olan ve report server'a hiç gelmeyecek olan bir sürü özellik var mesela. Gibi. Almanya'da yaşayıp Türkiye'yi seçebilir miyiz? Ondan çok emin değilim Volkan. Çünkü sınavı ne şekilde alacağın önemli. Türkiye'de sınavı yapan şirketler ya da merkezler var. Yurt dışında da benzer şekilde. Yani gidiyorsun, fiziksel olarak sınava giriyorsun ya da online alıyorsun. Online alırken öyle bir şey yapmak mümkün mü değil mi? Çok emin değilim. Ama ben sınavı alacağım dediğim karşıma çıktığında Türkiye seçmedim. Çünkü online olarak yapmak istediğinizde bir sürü kontrol yapıyorlardır büyük ihtimalle. Çok da gerek yok ama gerçekten Türkiye'de sınava gireceksen niye olmasın? Sertifikada farklılık oluyor mu? Hayır, olmuyor. Aynı sertifika, aynı
kabiliyetle ya da etkiyle geçerli. Nereden aldığınızın bir önemi yok. Ben online almanızı tavsiye ederim. Hiç fiziksel olarak bir yere gidip kendinizi yormaya gerek yok. İnternetiniz varsa sakin bir odada basit kontroller yapılıyor. İşte kameranı şöyle çevir, böyle çevir. Yani sağında solunda tırnak içerisinde kopya çekmeni çekiyor mu acaba kontrolleri yapılıyor. Ama gayet şey, sorunsuz, sürtünmesiz bir sınav, öyle diyeyim. Online başvurmanızı tavsiye ederim, o yüzden almanızı tavsiye ederim. Evet, başka sorusu olan arkadaş varsa mikrofonunu açsın, kamerasını açsın, sorsun lütfen. Elinizi korkak alıştırmayın. Mustafa, toparlamak ister misin? Ben sözü sana bırakayım. Yani benim de ek bir eklemem yok. Soruları sen zaten cevapladın. Yani fabrikle ilgili, evet, Microsoft burada şu anda şey demiyor. Synapse'i ya da Data Factory'yi bitiriyorum demiyor. Hı-hı. Ama daha bunları basit yönetmek için isteyen müşteriler için fabrik en doğru seçenek. O kesin. Kademeli bir şekilde burada yetkinlikler artacak. Fabrikte bütün Synapse'de yapılan, Data Factory'de yapılan, başka tool'larda yapılan her şey sağlandığında belki depreciate de olabilir, ama bu çok long term'da olacak bir şey. Hı-hı. Sonuçta devasa şirketler, devasa yapılar kurup yatırımlar yapıyorlar. O yüzden deyince ben işte buradaki data warehouse çözümümü kapatıyorum gibi bir şey söz konusu değil. Evet, ancak bir gün şu olacak muhtemelen, henüz fabrik kullanmayan müşteriler için de bir buton çıkacak. Diyecek ki fabriğe taşı, %100 parite sağlandığında onlar da kolay kolay taşıyacaklar gibi bir durum muhtemelen göreceğiz. Ama fabrik inanılmaz büyüyor. Bugün hatta fabrik konferansı vardı. Evet, sabah evet. Postlarını gördüm. Dün daha doğrusu. 11.000 o kurum paralı bir şekilde, ücretli bir şekilde, trial değil, kullanmaya başlamış fabriği. Devasa rakamlar. Toplamda da hemen, hatta şurada bir yerdeydi, söyleyeyim. Fortune 500'ün zaten %97'si Power BI kullanıyordu. 350 bin müşteri, Microsoft müşterisi Power BI kullanıyor. Ve şu an 6,5 milyondan fazla da developer var. Yani herhangi bir içerik oluşturan insan var. Devasa rakamlar ve grafik exponential. O yüzden bu alanda kariyer yapmak isteyenler için güzel bir yatırım diye düşünüyorum. Aynen. Power BI'ciyseniz PL300 şart. Özellikle yurt dışındaki işlerle de uğraşma. Ya hiç yurt içi yurt dışı diye ayırmayalım, aslında çok gerek yok. PL300 şart. Bir portfolyo kesinlikle şart. Eğer data related taraftan gidecekseniz fabrik şart. Ama biraz her şeyi çok derinlemesine bilmesem de olur. Ama ekosistemde işime yarayacak şeyler ne öğreneyim derseniz, o zaman Power Platform'daki diğer Power Automate, Power Apps gibi uygulamalar. Aynı sertifikasyon Power Automate'de var mı çok hatırlamıyorum, ama Power Apps tarafında da var. Oradaki sertifikasyonları almanızı tavsiye ederim. Ve o giriş şöyle bir izlenimim var benim, çok altını dolduramam çünkü çok uzun süredir belli konularla uğraşıyorum. Ya PL300 çok giriş seviye bir sınav bana sorarsanız. Ama bir şeyler sıfırdan girenler için tam tersi etkiyi yaratabilir. Ama veri modeli ilişkisi, belli bir temel setiniz varsa Power Apps'i rahatlıkla öğrenirsiniz. Eskinin aksisi gibi bir şey. Onun farklı versiyonları, çok benzer mantıklar var gibi. O kadar olmuş mu ya? Bayağı sağlam rakamlarmış yalnız. Evet. Ben de sunumdan bir screenshot gördüm. Hatta birazdan ben de LinkedIn'de paylaşacağım. Tamam. Aynı konular değil ya. Fabrik veri analizi, data scientist, data engineering, data warehousing, raporlama vesaire işi için bir ortam. Power Apps ne taraftan
yaklaştığına göre bir miktar belki değişebilir ama Power Apps'in temel hedefi hızlı aplikasyon geliştiriyor olmak. Ve o aplikasyonu hızlı scale edebilmek. Yani bulutta bir aplikasyon oluştur. Amerika'da müşterin, şirketin varsa oradakiler de kullansın gibi. Amaçlar farklı. O yüzden önde ya da arkada diye bir durum yok. İkisi tamamen farklı şeyler. Yani kesiştikleri noktalar var ama aynı değil. Paylaşacağın bir link var mı Mustafa, yoksa nasıl yapalım? Yok, şu anda benim paylaşacağım bir link. Blog postu yine paylaşabilirim. İyi hatırlattın bu yeniliklerle ilgili. Aman. Evet. Şimdi chat'e yapıştırdım. Aynen. Bitirebiliriz istersen. Tamam, süper. Öğrenmek için Microsoft'un kendi ürün blokları Power BI için, Fabric için, hepsi için düzgün tutuluyor. Ve Learn bayağı iyi bir kaynak. Yani 2 sene öncesine göre çok değişti. Bütün detaylar oradan çıkıyor çünkü. Ama biraz hızlı yapıyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum herkese katıldığınız için. Eğer daha sonra tekrar izlemek isterseniz Power BI İstanbul YouTube kanalında haftaya bu yayınlanacak. Mustafa, çok teşekkür ediyorum. Kapanışı sen yap istersen. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Teşekkürler.